Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda geometrik şekilleri kullanarak bir papağan resmi çizmek istiyorum. Çizimimize başlamadan önce kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çizimimiz için kağıdımızda figürün yani kuşun, papağanın yer alacağı bölgeyi tespit etmemiz gerekiyor. Bir dalda konmuş vaziyette bir papağan dik bir şekilde duruyor. Yani şöyle bir eğimli bir vücut yapısı. Başı daire çizilerek başı yer alacağı, başın yer alacağı kısmı şöyle belirtiyorum. Çizgilerin videoda görünmesi için biraz bastırıyorum. Siz çiziminize başlarken hafifçe çizerseniz sildiğiniz zaman hatalarda sildiğinizde ya da boyamadan önce sildiğinizde iz kalmaz. O yüzden daha hafif çizgiler kullanmanızı tavsiye ederim. Başı çizdikten sonra boyun kısmını şu şekilde belirttik. Daha sonra buradan yaklaşık olarak 5 baş boyu gibi düşünebiliriz. Bir mesafede değişebilir de tabii çok da şey değil, önemli değil. Bu kısmı şöyle uzun bir şekil yapıyoruz. Ve bu şekil arkaya doğru şu şekilde uzanıyor. Bu kanadın genel uçma tüyleriyle birlikte olan kısmı. Ön kısmında kanadın yine ufak bir kısım daha var. Farklı renklerde boyanacak olan. Bu da şu şekilde çizilebilir. Tabii arkadaşlar, papağanların bir sürü cinsi var. Bunların şekilleri de değişiyor. Şimdi buna gövdeyi ekleyelim. Gövde için boynun alt kısmından şöyle bir kavisle arkaya doğru giden bir çizgi yaptık. Bunların üstünden geçeceğiz daha sonra. Ve burada da ayak bölümü. Bunun için de yine şöyle bakın bir şöyle bir şekil yaptık. Evet arkadaşlar, bu ayakla gök kanadın birleştiği kısımdan kuyruk tüylerini çiziyoruz. Kameramızda çıkması için biraz kağıdımızı yukarı doğru itelim. Şu şekilde aşağı doğru uzun bir kuyruk kısmı olacak. Şimdi detaylı çizime geçelim. Baş kısmından başlayalım. Arkadaşlar, bu dairemizin şu yaklaşık şuralarından, yani alt kısmını yakın bir bölgesinde sanki bir daire çiziyormuş gibi bir oval çıkarıp dairenin dışına doğru uzattık. Bunu daha yuvarlak da yapabiliriz. Bunu biraz daha yuvarlak yapmak istiyorum. Şu şekilde olsun. Bakın dışarı doğru çıktı. Bu kısımdan da tam ters bir kavis veriyorum. Gaga için. Gaga'nın bu alt gaga üstü olacak biraz sonra. Şu şekilde bir alt kavisle kıvırıyoruz. Gaga'nın ucu
ve böyle birleştirdik. Burada da bir yarım daire var. Bakın şöyle bir, burada bir yarım daire var. Yarım daireden gaganın ucu çıkmış. Şimdi buradan başın üst kısmına geçtik. Evet arkadaşlar. Gaganın birleşim noktasında biraz ileride göz olacak. İki tane iç içe geçmiş çember çizdim. Şimdi boyundan devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kısmı beyaz bırakmayı düşünüyorum. O yüzden şurada bazı şekiller yapabiliriz. Şöyle bu kısmı beyaz bırakmak istiyorum. Başı da biraz daha tam yuvarlak olmasın. Şöyle yapalım. Boyun kısmına biraz tümseklik verdikten sonra çizimimize devam edelim. Öndeki küçük tüylü kısmı kanadın, bu kısım için bir çıkıntı, şurada bir tüy, ikinci tüy, üç tüy daha yaptık. Burada yine şöyle diğer tüyleri de yapabilirsiniz ve buralara küçük şöyle tüyler yaptık. Evet arkadaşlar, şimdi kanadın diğer kısmını yapacağız. Burada bir yine tüylerden oluştuğu için uzun uçma tüylerini yapıyoruz. Çok da dikkat ederseniz şekillerini, boylarını çok dikkat etmenize gerek yok. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Üst üste biniyorlar. Ve burada uzun bir tüy yaptım. Bir tüy daha. Alttan bir tüy daha çıkmış. Bunu birleştiriyoruz. Ve kuyruk tüylerinin aşağı uzanan kısmına geldik. Uzun bir tüy. Burada bir tüy daha varmış. Ve buradan bir tüy daha yapıyoruz. Bayağı bir uzun bir kuyruk tüyü. Ve buraya bir tane daha yapalım. Bu kısma da bir tüy yaptık. Evet. Şimdi de ayaklara geçtik. Şu bölüm bacak. Buradan ayağı yapıyoruz. Dalı kavramış olması için buraya bir dal yapalım. Bir dala konmuş. Ayakları çizelim. Şimdi şu şekilde kıvrımlı ucuna da tırnak yapıyorsunuz. Buraya da bir yine parmak. İki tane görünüyor. Bir de arkadan şöyle kavraması için yaptık. Bir de bu kısmı diğer bacak için görünen kısmını yaptıktan sonra burada da şöyle
tam görünmeyse de şöyle bir iki ayak yapıldı. Evet arkadaşlar, genel olarak papağan çizimimizi yaptık. Şimdi boyamaya geçeceğiz. Boyamadan önce siyah kalemle konturların üzerinden geçeceğim. Bu kısmı hızlandırarak oynatacağım için bu kısımdan sonra hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.